Fahriye o da hamile. O da çok güzel. 3 aylık hamile olan Fahriye Evcen süreç boyunca bir dizi kural koymuş. Hep beraber görüntüyü izleyelim. Sizin kurallarınızı da konuşalım. Tamam, DSF'yi ver canım, o zaman üzerine konuşacağız. Bilal'cim. Lütfen, lütfen. Evet, görüntü bu. Hamile. Ama 3 aylık. açıkladılar mı? Kurallar. Yani açıklamadılar ama Açıklamadılar. Artık bir şeye gerek yok. Siz Bircan söyledi mi? Bircan Ece dedi ki, Bircan'cığım dedi. Onlar ayrılacak. Jinekolog doktorumuz Bircan Hanım. şey diyeceğim. 3 aylık hamile mi dedin şimdi? Bu görüntü son görüntü mü? Evet. Şimdi hayır. Son görüntü değil. Son görüntü görmedin mi? Burak, çünkü Burak sakalları kesti. Sakalı kesti. Tam bizim yan masamıza. Bir gün evvel de yayında Burak Özçivit'e atırsızı demiş. Demedim. Atırsızı direkt demedi. Direkt kime benziyor dediler. İşte onun benziyor. Bence biraz atırsızına benzemiş. Kes dedim. O da kesmiş. Yani bir şey diyeceğim. Oğlumuzun ismi Burak olacak inşallah. O yüzden Burak ismini şey yaparken. Ay ne güzel. Yalnız Arda'nın çocuğun ismi de çok güzelmiş ya. Hamza da güzel. Güzel. Şimdi Arda konusuna da geçeceğiz ama kurallar koymuş. Senin kuralların olacak. Ne ama kural ne? Kural ne? Nasıl? Kural ne işte, öpüşmeyecek. Artık sahnelerine dikkat edecek vesaire vesaire vesaire. Ha, işiyle ilgili kurallar. İşiyle ilgili kurallar koymuş. Yani hamilelikten sonra mı? Evet. Anne olduktan sonra. Biz anne olduktan sonra. Sizin de kurallar olacak mı? Sen zaten öyle. Zaten yani öyle benim şey yok zaten vardı zaten. Evet. Yani bugüne kadar oynadığım dizilerin hiçbirisinde öyle bir öpüşme ya da hani böyle işte çok aşırı yakınlaşma sahnelerim olmadı. Özellikle her diziye başlarken ben bunu belirtiyorum. Zaten ben onların hepsini izledim. Evlendikten sonra da zaten öyle bir şey olmadı. Bir şey baktın mı görsellere? Baktım her şeye baktım. Hepsini tek tek inceledim. Tabii. Şey çıktı değil mi? Buse var, o öpüşme yazdın, hiçbir şey çıkmadı değil mi? Rahatladık. Oh tamam. Oh iyi tamam. Süper tamam. Direkt öyle yazdın değil mi? Ben biliyorum seni. Buse var, o frikik yok. Hiçbir şey tamam oldu güzel. Aynen. Güzel. O yüzden öyle kurallarımız yok yani. Yani yok derken zaten yok. Hani hiç öyle kurallarımız vardı. Şu anda da hani hamilelikten sonra hamileyi şey değişmedi yani. Yok hiç değişmedi. Peki zaten devam var. Edeceksin ama değil mi? Yani evet. Çocuk doğduktan sonra ne kadar sonra başlamayı düşünüyorsun? Bir de dizi devam ediyor şu an senin hala. Dizi devam ediyor şu an. Evet. Ben de devam ediyorum şu an. Evet. Hala. Hangi diziydi? Tekrar söyle. Paytat. TRT1'de. Yani çocuk doğduktan sonra şeyi bilmiyorum. Hani o süreçte yaramaz bir çocuk mu olacak? Uykusuz mu? Sakin mi? Belki sen bırakmak istemeyeceksin. İşte bilmiyorum. Hani şu an hani şey demek istemiyorum. Hani ben hemen 2 ay sonra başlarım falan diye öyle hani katı bir şey söylemem. Ama muhtemelen çok uzun sürmez başlamam diye düşünüyorum. Çünkü ben evde oturabilen işte oturayım hani böyle. Zaten oturamayacaksın ki çocukla ne oturması? Hayır yani şey olarak. Hani hep çalışmaya alıştığım için öyle bir rutin bir hani hayatım var zaten. Aha. Hep bir işte şey yani planlı demeyeyim ama sonuç olarak çalıştığım bir yer olunca kendim de iyi hissediyorum. Buse çalışmaktan daha enteresan, hareketli bir yaşama geçiyorsun. Evet ama gerçekten anlatmaya öyle. Çalıştığım şu yani ev hanımı olarak ya da ev hanımı demeyeyim. Yani tabii benim annem de ev hanımı yani saygım sonsuz ev hanımlarına ki bence en zor iş ev hanımı olmak. Hani evin her şeyiyle baştan aşağı ilgilenmek bence dünyanın en zor şeyi olabilir. Bir de üstüne çocuk daha. Bir de üzerine çocuk, bir de hani işte eşin sorumluluk, yemek, bilmem ne hani bir sürü şey. Hani o taraflar böyle hiç çalışmadığım zaman hani beni belki biraz zorlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü hep çalışmaya alışkın olduğum ama için. Ama öyle bir şeyle çalışacaksın ki. Sen ama yani. Evet. Şu an hiçbir şey söylemiyorum. Şu an bir şey söyleyemiyorum. Sanki sen de anne olmuşsun da bile şu an hiç söylemiyorum. Ama hayır yani kaç tane yeğenime hani evet, sanki ben şöyle yani çocuğum bana benzerse muhtemelen uzun bir süre çalışamam. Uzun süre çalışamam. Ama çok... bence Alişan da hareketli bir çocuktu bence. Yani annem çok ben çekmiş benden ya. Ben de öyle. O zaman sizin çok Burak. Burak yoracak. Burak yoracak. Ama uyksuz geceler. Size bir soru soracağım ama şimdi izleyicilerimize de söyleyelim. Programın başında söyledik ki çok ünlü birisinin çok ünlü eşi. Biliyorsunuz trafik kazası geçirdi. Birazdan açıklayacağız onu. Biz de merak ediyoruz. Evet maalesef hayati tehlikesi de olabilirdi. Bir daha yürüyebilir mi bilmiyoruz. Bunları birazdan açıklayacağız. Şimdi soruyorsunuz ama bu devam ediyor. Az sonraya da verelim Bilal. Sadece bizde bu haber. Bir şey daha soracağım size. Ay ben de böyle dinliyorum bak Alişan'a korktum anladın mı? Bir şey hayır, mi oldu yok, diye. Yok. Senin verdiğin haberi söyledim. İşte birazdan daha altyazı veriyoruz tamam. Şu anda maalesef. Kötü bir haber çok, geldi. Çok geçmiş olsun. İnşallah önemli bir şey yoktur. Evet. Yani maalesef önemli şeyler var ama bakalım durumu ne olacak? Birazdan detaylarıyla vereceğiz. Son detay evet vereceğiz. Bu arada kolonya yasaklamış. Kolonya. Artık kolonya kullanmıyormuş. Parfümler yok. Fahriye Evcen'in yasaklarından bahsediyorduk ya değil mi? Onu yasaklamış. Bizde de öyle. Ama parfümden nefret ediyordu zaten. Ama şöyle. Zaten koku seni rahatsız ediyor mu? Evet. Yani hamilelikte şey zaten kokusunu, özellikle daha fazla. Öyle mi? Her şeyin kokusunu böyle yani 100 metreden alabiliyorum. O kadar fazla hassas oluyor. Merak ediyor musunuz? Koku hassasıdır biliyor musun? Evet. Mesela yurt dışına gider gelir mesela yani ne alırsın? Bin tane parfüm alırsın. Bir tane sıktırıyor musun? O da sıkamıyor.
Sıkamıyorum. Ama artık bu aralar biraz böyle şey oldu. Canım seninki kaç aylık ben de sıkamıyorum diyor. Ya sıkayamam ya. Sıkamıyorum ama yani bunu ben başka kocalara da sordum. Eşi hamileyken sizde de var mıydı böyle bir durum diye. Varmış yani. Bu her hamilelikte koku hassasiyeti özellikle inanılmaz. Yani yemek kokularına karşı da öyle bir hassasiyet oluyor. Peki böyle kulağımı çekerek soracağım. Hiç böyle kavga ettiniz mi? Yok hiç kavga etmedim. Hiç. Ya tartıştım bir kere böyle tartışma ama öyle şey tartışma değil yani. Hani... Büyük tartışmalar olmadı. Aa yok hayır. Peki yok. Şimdi elimize sıralım. Arda Turan. Onlar koymadan ben koyuyorum hemen. Geldi itici çifti. Ters ama güzel mantıklı. Yani ama aslında kışkırtıyorsun da mı acaba? Onu yazınca da mı kışkırtıyorsun veya hoşlanamıyorsun? Yok zaten o artık şey oldu. Yani lütfen bizimle, ya, bizimle ilgili, bizimle ilgili değil sadece. Herkesle. Bizimle ilgili, seninle ilgili, seninle ilgili veya mutlu bir çift gördükleri zaman. Mutlaka onun çift altına... Çift de değil, mutlu insan. Evet, aynen. Mutlu insan gördükleri zaman biliyorsun onun altına yazıyorlar. Ya gelinlik ya. Gelinliğini koyuyorlar. Hayır bir de evlenelim. Mutluluklar dilersin evet. Değil mi? Ay şurası kötü, burası kötü, çok çirkin gelin. Bak gelinlik koyuyorsun. Diyor ki ya bunlar birbirini sevmiyor. İki ay sonra ayrılırlar. Evet. Reklam evliliği. Çocuk haberi veriyorsun hani çocuğumuz olacak evlenmeden falan filan diyorsun. Yaptılar. Diyor ki görmemişin çocuğu olmuş. Yok evlenmeden yapmışlar. Peki. Yok hesaplamalar başlıyor. Hakikaten hani bir acayip bir ama ben geçen gün Show Haber'in haberini yayınladım evet, zaten. Evet gördüm. O gerçekten bir vaka. Yani psikolojik travmalar yaşayan, zamanında değer görmeyen, psikolojik sorunları olan insanların yazdığı yorumlar. Ama bu kadar psikolojik sorunlu olan insanlar yani çok var. Fazla var. Çünkü biraz eleştiri fazla. Değil o, hakaret yani direkt. Bir de fake adresler var. Ya bir de mesela bir şey hani şuna bakmak lazım. Onu bana yazan kişi kim? Yani evet. Sokakta gördüğümde benim için hiçbir şey ifade etmeyen bir insanın ama emin ol yazdığı sokakta şey... gördüğünde sana gelip seninle fotoğraf çekmek isteyenler evet. Zaten. Evet ama yani benim için hiçbir şey ifade etmeyen bir insanın benimle ilgili ne düşündüğü benim çok da umurumda olan bir şey değil açıkçası. Ya bak çok yani. Komik bir şey, çok taze bir şey söyleyeceğim. Ne? Çok komik bir şey. Dün bizim reklam filmimiz çıktı ya, bir mobilya AVM'si evet, reklam filmi. Evet yayınlayacağız. Onunla ilgili mesela biri bir yorum yapmış ya bu kadar hani şey bir yorum hani cahillik mi diyeyim yobazlık mı diyeyim ya da hakikaten gerizekalılık mı diyeyim bilemedim ama. Hesap demeyelim. Böyle şeyler demeyelim. Ne dediğine göre söyle. Senaryo şu. Hani senaryo bütün biz mobilya AVM'si tanıtılan şeyleri gösteriyoruz. Bir de işte yatak odasında hani benim kahvaltı götürmem elimdeki. Ne yazmış biliyor musun? Ne yaz? Ya yuh be demiş. Yatak odanıza kadar açtınız televizyonları, ekranları. Bu kadar mı şey oldunuz falan filan. İnanamıyorum. Ya, orayı bizim evimiz zannedip de yatak odanı televizyonu açtın diyen. Ama bu cahillikle dayak. Hani cahil yani. Hayır cahillik değil. Bu sana direkt hani affedersin pislik atmak için. Yine cahil ama yani. Cahil ama. Aşkım onu bilmiyor. Günün sonunda baktı. Onu bilmiyor ama. Nereden bence bilmiyor işte. Cahil. Öyle biliyor ki. Bilmiyor. Öyle mi biliyor ki hem de. Cahil. Hatta gidip o mobilyadan alacak yani. O kadar iyi bilinçli bir tüketici tabii hatta. Canım. Ama ne kadar güzel bir şey, kusursuz bir şey yapmışsınız ki oradan yakalamış yani. Başka yakalayacak bir şey bulamış. Evet orayı bizim ev zannetmiş. Ay o zaman.